Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Şeriat nasıl yaşanır? Bir defa şeriat insanın hayatına Allah'ın kanunlarını tatbik etmesiyle, uygulamasıyla yaşanır. Tabi Cenab-ı Hakk'ın kainatta koyduğu kurallarla Kur'an'da koyduğu kuralların benzer yönleri vardır. Birbirinden ayrı değildir. Çünkü kainattaki kuralları koyan da Allah'tır. Kur'an'daki kuralları ve kanunları koyan da Allah'tır. Mesela siz bir çekirdeğin ağaç olmasını istiyorsanız Allah'ın kainatta koyduğu kurala uymak zorundasınız. Onu toprağa atacaksınız, suyuyla buluşturacaksınız ve hava olan bir ortamda bulunduracaksınız ve güneşle sohbet etmesini sağlayacaksınız. Öyleyse bir çekirdeğin ağaç olması için nasıl Allah'ın kainatta koyduğu kurallara uyuyoruz ve ondan meyveler, çiçekler, tatlar, kokular ve renkler elde ediyoruz. Şu halde bir insan da çekirdek özelliğinde olan mahiyetini ağaç gibi yapmak istiyorsa Kur'an'da konulmuş kurallara uymak zorundadır. Mesela aklını geliştirmek istiyor ve cennete layık hale getirmek istiyorsa Kur'an'ın ölçülerine göre çalıştırmalı. Dilini eğer cennete layık hale getirmek istiyor ve dünyada ve ahirette mutlu olmak istiyorsa, o çekirdek halinden ağaç haline çıkarmak istiyorsa, dilini Kur'an'ın kurallarına göre, İslam'ın koyduğu kanunlara göre çalıştırmak zorundadır. Yalan söylemeyecek, kimseyi aldatmayacak, kimseyi alay etmeyecek. Dolayısıyla dilini hakta, hakikatta, dürüstlükte ve doğruda kullanacak. Gözünü, kulağını, elini, ayağını, geçelim. Muhabbetini, nefretini, aşkını, sevgisini, iradesini, demek ki bu özelliklerini Kur'an'ın koyduğu kurallara göre yerine getirmeli ki o da hem dünya saadetini hem de ahiret mutluluğunu bize kazandırsın. Yani her bir şeyin kemale ermesi onun için gerekli kuralları yerine getirmekle söz konusu olabilir. Nasıl ki bir insan su içmediği zaman, hava almadığı zaman, gıda almadığı zaman bütün organları hasar görür, zarar görür ve bundan insan huzursuz olur. Öyleyse huzurlu ve mutlu olmanın yolu bütün bedensel özelliklerimizin gıdasını, havasını ve suyun ihtiyacını almakla ancak mümkün olacaktır. Şu halde ruh dünyamızın da ve şu manevi dünya hayatımızın da ve kabir hayatının da haşir meydanının da ve ebedi saadetimizin de kurtuluşu ancak Kur'an'da konulan kurallara uymakla söz konusu olacaktır. Esasen insanın sorumluluk alanını özetlemek istersek 3 alanla sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Önce kendiyle ilgili alanlar. Kendi özel hayatında kendi şahsel yapması gereken kurallar vardır. İkincisi ailevi ve mahallevi komşularla ilgili sorumluluk alanları vardır. Üçüncüsü de bütün ülkeyi, bütün dünyayı ilgilendiren alanlarla ilgili toplumsal hayatla ilgili vazifeleri ve görevleri vardır. Şimdi bir Müslüman önce kendisi mesela şeriatı elimizde tek tek alalım. Bir, iman esasları şeriattandır. Öyleyse bir Müslüman bunlara inanmak zorundadır. Değil mi? Nasıl yaşanacak? Bunlara inanacak. İki, İbadet şeriatın bir kısmıdır. Öyleyse bir Müslüman bütün ibadetleri yaşamak zorundadır. 3. Muamelat, alışveriş, evlilik, insanlarla ikili münasebetleri, bütün muamelat dediğimiz toplumsal hayatla bizim ikili ilişkilerimizin tamamında İslam'ın kurallarına uyma mecburiyeti vardır. Bu da bizi ilgilendiriyor. Geldi İnsan ahlaki değerlerimiz, faziletlerimiz. Bu da bizi ilgilendiriyor. Kaldı sadece toplumsal ceza, suçların işlenmesi ilgili kurallar. Bir tanesini ele alalım. Hırsızlık haramdır. Öyleyse bir Müslüman hırsızlık yapmayacak. Yani hırsızlık yapmamak, şeriatı uygulamak demektir. Peki hırsızlık suçunu işleyen insanlara hırsız cezası uygulanması o da şeriattır. Ama o devletin vazifesi içerisindedir ve devlet onu yapmakla mükelleftir. Devlet de bulunduğu şartlar içerisinde yapabildiği ölçüde bunu yapmakla sorumludur. İmkanı olduğu halde yerine getirmezse
o suçu işlemekten dolayı sorumlu olur. Dolayısıyla şeriat dediğimiz şey, Kur'an'ın hükümlerinin, Allah'ın emir ve yasaklarının, ahlaki erdemlerin, iman esaslarının bir insanın kendi öz bünyesinde tatbik etmesinden ibarettir. Sonra toplumsal ihtiyaçlarda da, toplumsal vazifelerde de vazifelerini yerine getirmesinden ibarettir. Devletle ilgili kurallara gelince, yani işlenen suçların cezalandırılması ile ilgili kurallara gelince, onlar da devlete ait görevlerdir. O zaten fertleri ilgilendiren bir vazife değildir. Devlet de şartlar ve ortam müsaitse uygular, müsait değilse müsait olacak şekilde onu hazırlar ve onun gayret içerisinde olur. Demek ki şeriatı yaşamak, Kur'an'a uymaktan ibarettir. Peygamberimizin sünnetini hayatımıza tatbik etmekten ibarettir. Bir Müslüman ne kadar şeriata uyduğunu ölçmenin yolu da Peygamberimizin hayatıyla ölçülecektir.